Kim ala kibeyi felen yedur Allah'a şey'e. Farklı milletlerden. Bulgarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hihi el Fatiha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Başkanım şöyle okul. Türkiye'den çok sayıda vatandaşımız, başta Almanya olmak üzere yurt dışında yaşıyorlar. Ve oralarda çalışıyorlar. Oralara katkı sağlıyorlar. Vergi veriyorlar. O ülkelerde yaşıyorlar. Ve artık Avrupalı Türk oldular. Bunların başında da Almanya'ya giden vatandaşlarımız geliyor. Nasıl gidiyor? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Biz, Adem Bey, biz birinci kitaptan gönderdik. Ben de sıfır atmıştım. Bu kadar aynı değil. Bakalım mı? Çok güzel bir kitap. Ben de hoşuma gidiyorum. Mangalı hem çok zevkli hem zahmetsiz. Çok zevkli. Bir şey yapıyorum. Hedefimiz zaten başkanım paneleri kültür sanat merkezlerinde görüşmek aynı zamanda. Dolayısıyla yabancı sınıfı yaşıyor özellikle. Enstrüman yolları. Kolay gelsin. Önemli bir gün bugün bizim için. Bundan 2 sene evvel Şubat ayında, 19 Şubat 2020'de maalesef Almanya'nın Hanoi kentinde ırkçı bir saldırı gerçekleşti. 2 ayrı kafeye yapılan saldırıda 9 insan hayatını kaybetti. Farklı milletlerden Almanya'ya gelmiş, oraya vergi veren, orada çalışan, orada istihdam yaratan, o ülkeye katkı sağlayan insanların olduğu maalesef yerlere saldırılar yapıldı. Hayatını kaybeden 3 de Türk vatandaşımız vardı. Bir tanesi Almanya defneydi, bir tanesi Çorum'da. Ağrı'da da Gökhan Gültekin kardeşimiz hayatını kaybeden, bu elim saldırıda hayatını kaybeden kardeşimiz defnedilmişti. O zamanlar saldırı olduğunda biz Hanoi'ye gitmiştik, hemen intikal etmiştik. Orada büyük bir yürüyüş yapıldı. Bunun yanı sıra orada tabii hem Türk toplumunun, Türk STK'ların hem de Alman toplumunun katılımıyla tepkiler düzenlendi. Tepki yürüyüşleri tertip edildi. Büyük bir cenaze töreni tertip edildi. Ben Çorum'daki cenazeye iştirak etmiştim o zaman. Cenazeleri azıp gelmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla aileleri görüştürdük. Kendisi taziyelerini bizzat iletmişti. O günden beri bu olay unutulmasın diye bir farkındalık kampanyası çalışması içindeyiz. Her seneyi devriyesinde farklı etkinlikler düzenliyoruz. Tabii bu insanlar Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere büyük başarı hikayeleri yazdılar 60 senede. 1961'de ilk Almanya'ya biz işçi göçümüzü gönderdik. 61-2021 arası 60 yılı geçirdik. Şu an 61. yıldayız. Her türlü sıkıntıya rağmen dilini kültürünü bilmediği bir ülkeye gidip oralarda tutunan ve Avrupalı Türkler ifadesini, ibaresini herkese ezberleten bu topluluk bir başarı hikayesi yazdı ve bunların Avrupa'daki Türklerin hikayesi her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamda biz de Yurt Dışı Türkler Başkanlığı olarak, YTB olarak Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik farklı projeler yürütüyoruz. Gençlerimize destek veriyoruz. Savunma hukuki desteklerde bulunuyoruz. Savunma konularında yanlarında olmaya çalışıyoruz. STK'lara destek veriyoruz. Tabii ırkçı saldırılarla alakalı da Solingen hadisesi başta olmak üzere 1993'teki yangın, NSU cinayetlerinde hayatını kaybeden insanlarımız başta olmak üzere son olarak maalesef Hanoi'da da hayatını kaybedenleri unutturmamaya çalışıyoruz. En önemlisi unutturmamak. Bu anlamda da Gökhan Gültekin kardeşimiz burada ata toprağında yatıyor. Az evvel mezarını ziyaret ettik, fatihaları okuduk hocalarımızla beraber. Ve şu anda Tahir Ortaokulumuza geldik. Bu okulumuz şirin bir ortaokulumuz. Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz var. Güzel bir kütüphane. Olan kütüphaneyi biraz daha genişleterek yapmak istedik ve ismine de Gökhan Gültekin Kütüphanesi adını verdik. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Bu kütüphanemizin bugün resmi açılışını yaptık müdürlerimizle beraber. İşte öğrencilerimiz burada. Onlar da inşallah Gökhan abilerinin ismini unutmayacaklar. Her geldiklerinde kütüphanenin kapısında onun adını görecekler. Yurt dışındaki sadece Almanya'da değil, dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının vermiş olduğu, Türklerin vermiş olduğu mücadeleyi de görmüş olacaklar. Tabii biz büyük bir milletiz. Her ne kadar Cumhuriyet döneminden sonra yurt dışına insanlarımızı göndermiş olsak da Osmanlı Bakiyesi topraklarda da hala soydaş akraba topluluklarımız var.
aslında Gökhan gibilerin hikayesi o büyük muazzam hikayeye de bir kapı aralıyor. İnşallah bu okulda Gökhan'ın kütüphanede ismi yaşayacak. Gökhan Gültekin Kütüphanesi hayırlara vesile olsun diyorum. Bu kütüphanemizin açılışında bize destek veren, büyük destek veren, şehidimizi unutulmaz hale getiren, yurt dışı toplulukları başkanımıza hasreten şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu kütüphanede öğrencilerimiz, vatanımız, milletimiz için çok iyi şartlarda eğitim alacaklar, yetecekler. Buradan güzel insan olarak ülkemize hizmet edecekler. Ne kadar oldu geleli? Dördüncü. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Bir dakika. Bunu babana verelim. İki. Ve öğretmeni. Tamam. Öğretmeni. Bunu sana verelim. Olur mu? Tamam mı? Çok önemli. Efendim? Annene göster tabii. Annene göster. Annene göster. O da boya derse. Bak kartımız var. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oturun oturun, rahatsız olmayın. Biz size hediye getirdik, Ankara'dan geldik. Masanda kalsın. Ne demek? Ben teşekkür ederim.